Selamlar arkadaşlar, tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Game UK diye bir güzel bir marka var. Bu markada bütün oyuna dair her şey, konsollar, oyunlar veya figürler satılan bir mağaza. Ben genelde online sipariş veriyordum. İlk kez girmiş olacağım fiziksel store'una. Bakalım bulabilirsem göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. İyi seyirler diliyorum. Evet, store'u buldum sonunda arkadaşlar. Şöyle bir indirim köşesi dikkatimi çekti. Bayağı güzel şeyler var gibi gözüküyor. Bu Harry Potter Collector's Edition bir şey buldum. Gift set diyor. Anladığım kadarıyla yıllık ajandası ve not defteri falan var. Ama 2022 diyor. Yani indirime girme sebebi herhalde 2022 olduğu için sanırım. Bence mantıklı değil açıkçası. 2022 ile ilgili bir şey almak bu saatten sonra. O yüzden bunu bırakalım. Diğer gözüme çarpanlara bakalım. Güzel şeyler var. Bayağı böyle büyük hani setler var. Çok hoşuma gitti. Cluedo diye bir oyun var şu an. Arkada görüyor musunuz? Görebiliyorsunuzdur belki. Bu oyun İngiltere'de çok yaygın bir oyun. Tam bir böyle board game. Arkadaşlarımız da 4-8 kişiye kadar oynanabiliyor bildiğim üzere. Çok güzel bir oyun. Hani katilin kim olduğunu falan bulmaya çalışıyorsunuz, öyle bir oyun. Şu sağ taraftaki Monopoly de gözüme çarptı. Hani Monopoly seviyorsanız, bir de Fortnite seven bir arkadaşınız varsa yani alabilecek en güzel hediyelerden biri. 34 pound diyor. 35 pound diyelim dümdüz. Yani güzel fiyat valla. Şöyle Harry Potter'la ilgili bir set, talisman setini gördüm, dikkatimi çekti. Bayağı büyük bir paket. 58 pound diyor. Tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kart oyunu. Ben kart oyunlarını pek sevmiyorum maalesef ama bayağı güzel bir şeye benziyor. Bayağı büyük kutusu ve ağır açıkçası. Yani Harry Potter hayranı bir arkadaşınıza rahat bir şekilde alabileceğiniz bir hediye bence. 58 pound'a geliyor. Güzel de fiyatı var açıkçası. Çok da pahalı değil. Yani böyle bir set için. Güzel bir indirim köşesi ya, beğendim. Yani böyle board game severler için tatlı bir kısım yapmışlar. Şöyle yan taraflara doğru geçelim. Benim dikkatimi direkt Splatoon 3 çekti bir Nintendo'cu olarak. Daha yeni çıkan oyunu 44 pound'a satıyorlar, indirime girmiş. 44.99 diyor. 45 pound diyelim dümdüz. Vallahi güzel. Güzel indirime girmiş. Aşağıda Scarlet Violet var. Onlar da bayağı 40 pound'a düşmüş onlar da. Oyunlar daha yeni çıktı. Bunlar hemen indirime sokmuş oyunları. Çok iyi ya. Zelda, Melda var. Zelda bende zaten var. Fortnite zaten bedava ama fiziksel kopisini almak istiyor insanlar bazen. O yüzden de böyle değişik kartıç olarak alabiliyorsunuz isterseniz. İngiltere'de Funko Pop'lar çok ünlü. Yani ben yaklaşık olarak 7 sene falan kadar oldu İngiltere'ye geleli. Yani Türkiye'de benim zamanımda çok fazla ünlü olmayan şeylerdi bunlar. Ben çok seviyorum açıkçası Funko Pop'ları. Hani böyle gamerlar odalarında vesaire bunların koleksiyonunu yapıyor ve gerçekten çok güzel. Çok çok geniş bir koleksiyon aslında. Her aklınıza gelebilecek her şeyin Funko Pop'u var. Mesela Harry Potter'ın da seti var Funko Pop. Ya da bir anime izliyorsanız onun da bir Funko Pop'u var. Veya en basitinden bir çizgi film izliyorsanız onun bile bir Funko Pop seti olabiliyor. Şu an gördüğünüz üzere çok çok değişik setleri var. 7 pound, 8 pound, 12 pound böyle sürekli değişiyor fiyatlar. Ama Star Wars'un bile var şu an ekranda, görüyorsunuz. Baya baya güzel yani. Her türlü filmin vesaire bile, yani Stranger Things'in falan bile vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya da böyle değişik dizilerin, filmlerin Funko Pop'larını, tam böyle koleksiyoncular için. Bu tarafta da değişik kart oyunları ve böyle hani her mağazada olan böyle her şeyin olduğu bir kısım burası. Saçma sapan bir kısmı yapmışlar.
Evet, burada konsollar görüyorum. Xbox ve PlayStation oyunları ve konsolları var. Konsolları direkt koymuyorlar artık anladığım üzere. Sadece fotoğrafını koyuyorlar. Neden bilmiyorum. Yani çalınmıyordur diye düşünüyorum umarım. PlayStation 5 oyunu geldi şöyle elime. 19 pound diyor. Star Wars Lego oyunu. Lego oyunlarını çok sevdiğimi söyleyemem açıkçası. Ama güzel oyunlar ya Legolar. Hani ama çok böyle favorim değil açıkçası. Xbox diyor, Series S ne kadar diyor? 449 pound. Xbox Series S. Oyun falan da veriyor yanında. Bir tane oyun seçebiliyorsunuz. 479 pound'da da şöyle bir Marvel Midnight Sun Limited Edition'ı varmış. Altında kolları falan filan var. Yanında Xbox oyunları. Açıkçası ben Xboxçı değilim çok fazla. Genel olarak PlayStation ve Nintendo ağırlığı daha çok seviyorum onları. Şu an burada şöyle bir Raichu gördüm. Ben Pokemon hastası biri olarak direkt gözümü çekiyor böyle Pokemon bölümleri. Charmander'ın uyuyan oyuncağını gördüm var ya şu an var ya almamak için zor tutuyorum kendimi. Fiyatı da 40 pound diyor. Ateşi bile sönmemiş. Şöyle bir Eevee'miz var. 15 pound diyor. Çok güzel. Yani ama Charmander'a daha bir sıcağım şu an ya. Alacak olsam Charmander alırdım. Bu arada bu kısmı anladığım üzere komple Pokemon yapmışlar. Çok başarılı, güzel olmuş açıkçası. Yani direkt Pokemon'la ilgili her şey var. Kart oyunlarından tutun. Figürleri vesairesi var. Birazdan da göstereceğim. Şu an yan tarafta görüyorum. En çok dikkatimi çekenlerden biri de şu oldu. Snorlax'ın üstünde Pikachu uyuyor. Çıldırırsın ya. Çok iyi değil mi? Bayıldım ya. Mükemmel. Acaba hareket ediyor mu ya? Yok hareket etmiyormuş galiba. Karakeçem al diyor üstünde. Fiyatı 25 santimmiş. 10 inç olarak. 25 santim çok da küçük değil açıkçası. Yani güzel bir figür yani. 35 pound'a geliyor. Çok güzel ya. Bu arada hareket ediyormuş. Snorlax'ın uyuma efekti var. Nasıl yapmışlar bilmiyorum ama göbeği böyle yukarı kalkıp aşağı iniyor. Çok tatlı yapmışlar ya. Aşağıda da Pokemon'la ilgili böyle çeşitli ürünler var. Küçük küçük figürler var. Kart oyunları falan var. Bu çok hoşuma gitti. Lego marka değil ama Lego gibi bir marka. 40 pound diyor. Hani bayağı Eevee'nin Legosunu yapıyorsunuz. Hareket de ettirebiliyorsunuz. O da çok güzel. Yani çeşitli pozlara verebiliyorsunuz Eevee'yi. Yani böyle kuyruğunu aşağı indirebiliyorsunuz. Ayaklarının şeklini falan değiştirebiliyorsunuz. Bayağı böyle plastik mi tahta mı anlayamadım tam olarak ama görüntüsü güzel. Hani boyutunu da bulamadım ama çok da küçük bir boyutu değil yokmuş gibi gözüküyor. Yani bayağı başarılı. Şunun mesela Snorlax'ını almak isterdim. Snorlax ya. Aynen pozit diyor zaten. İstediğin şekilde poz verdirebiliyorsun kurduktan sonra. Çok çok başarılıymış ya bu. Gerçekten güzel. Pokemon köşesi şöyle yan tarafta Star Wars. Burada bildiğiniz üzere Star Wars'a tapan insanlar var bayağı bir. Benim bilmiyorum bana sıcak gelmiyor Star Wars açıkçası. Diğer kısımlara bakalım. Şöyle sol tarafta çok dikkat çekici şeyler yok. Lego kısmını görüp görmez koştum oraya geldim. Çok güzel değil mi ya? 9 yaş üstü Minecraft. Şöyle çok güzel bir bayağı da devasa bir şeye benziyor. Minecraft Lego seti yapmışlar. Fiyatını bulmaya çalışıyorum. Fiyatını göremedim. Bedava galiba. Star Wars falan filan var ama yan taraftaki Mario'lardan ziyade şu Bowser yani canavarı biliyorsunuzdur ona gözüm takıldı. 200 pound. Çok çok iyi ya. Bunu var ya alıyorum ha. Bunu YouTube videosu gelir kesin yakında. Bak gör. Oğlum çok iyi lan. 18 artı ne lan? 2807 parça 18 yaş üstü ne lan? Ne yapıyoruz?
Lego'yu bir yerimize mi sokacağız acaba? Ama çok iyiymiş ya. Mükemmel, gerçekten bayıldım. Bunu var ya, şu an ben online'dan bakacağım buna, kesin online'da indirim falan bulurum. İşte Amazon'da, eBay'de falan kesin ucuz versiyonu, şey ucuz versiyonu diyorum, fiyatı daha uygun olanı bulurum. Ama çok güzel hareket falan ettirebiliyor musun bir de? Ben onu attım. Bu arada hala kafam şeyde, Mario'nun canavarında, Bowser'dayım. Burada PlayStation kolları var. PlayStation kolları gördüğünüz üzere 50-60 pound arası değişiyor. 3 farklı rengi var. Ben beyazını aldım. Zaten beyazı kendi PlayStation 5 ile bir tane geliyor. Ama iki kişiyseniz bir tane daha almanız gerekiyor vesaire. Bence beyazı en güzeli ya. PlayStation 5 oyunları da genelde 40 pound ile 60 pound arası değişiyor. Ama bu store'da en sevdiğim yanlardan biri, bu mağazada ikinci elinde alabiliyorsunuz ve iyi bayağı, böyle çok kullanılmış falan değil, bayağı güzel. Bu arada biraz fiyatlarda saçmalık var. Şu Ratchet & Clank 70 pound diyor. Ben internetten, eBay'den aldım. 20 pound aldım bildiğiniz. Az kullanılmış. Şu an hiçbir problem yok, oynuyorum. Yani bak, Sackboy'u 25 pound almıştım ben de. Güzel, ideal fiyat. Ama 60 pound etmez yani. Hani biraz pembe pembe koydukları fiyatları biraz saçmalamışlar. Biraz daha böyle şey yapmaya çalışmışlar herhalde. Aha, 60'tan 25'e düşmüş, hemen almalıyım. Aga, Nintendo köşesimize hoş geldiniz. Nintendo severlere selam olsun. Çok güzel ya. 40 pound. Bu oyunun zaten kendisi 40 pound. Direkt online'dan, Nintendo'nun kendi sitesinden alabiliyorsun. Genelde gördüğünüz üzere Nintendo fiyatları 29 pound'la 49 pound arası değişiyor. Ama açıkçası ben bu oyunları ikinci el almayı daha çok mantıklı buluyorum. Çünkü hani PlayStation gibi CD'de değil oyunlar. Direkt küçücük kartuşta. Küçücük kartuşu bozmak imkansız. Yani ben yaklaşık olarak 5 yıldır Nintendo Switch kullanıyorum. Yani hiçbir zaman sorun yaşamadım ikinci el oyun alıp işte oynayıp sıkıntı yaşamadım hiçbir şekilde. Yani hiç bozuk denk gelmedi. Yani çok zor zaten bir kartuşu bozmak açıkçası yani. O yüzden ikinci el almak çok mantıklı. Hani gerçekten böyle birinci el, dört gözle beklediğiniz birinci el ne ya? Yeni çıkan bir oyunu gerçekten istiyorsanız direkt yenisini alıyorsunuz. Mesela Mayıs ayında Zelda çıkacak. Onu direkt almayı planlıyorum açıkçası, yeni olarak. Abi şu oyunda Smash Bros. Hala 52 pound ya. Yani yıllar oldu çıkalı. Bu oyunu ben bir ara aldım. Ya o kadar oynayamadım ki geri sattım. Yani oyun çok güzel ama çok çok hızlı bir oyun yani. Ben 32 yaşında biri için biraz ağır bir oyun gibi geldi bana açıkçası. Ama çok çok güzel. Yani Super Smash Bros. Böyle tam genç oyunu, böyle 15-25 yaş arası, hani böyle refleksiniz tap noktada ya. O yaşlarda oynayacaksın aslında oyunu. Yani bizim yaşlarda da oynuyorsun ama gençler daha bir güzel oynuyor bence. Nintendo bölümü. Ya ben açıkçası dediğim gibi Nintendo'yu genelde online, ne alırsam alayım Nintendo ile ilgili online alıyorum. PlayStation'ları görüyorsunuz 539 pound diyor. Şöyle God of War Ragnarok bir de yeni çıkan oyunla beraber 530 pound. Sadece direkt Disc Edition'da 479 pound. Yani gördüğünüz üzere buradaki hayatın şeyini, olayını anlatmaya çalışıyorum. Mesela yeni gelen, bir tane video atmıştım ya, yeni işe başlamış bir insan, yani daha yeni böyle ilk işe başlamış, 1500 pound kazanıyor. 470 pound'a PlayStation 5 alabiliyor. Baya buradaki yaşam kalitesi olsun, yaşam şartları olsun, İngiltere'yi o yüzden çok seviyorum arkadaşlar. Bu tarzda şu an şu gösterdiğim ışıklarla da sönlandırmış olayım videomuzu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.